Günaydın, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sevim. Şimdi uyandım, böyle biraz kendimi toparlamaya çalışıyorum, bakımlarımı yapıyorum. Sonra Emre ile birlikte çıkacağız ve bugün alışveriş yapacağız. Şimdi Instagram'da bir paylaşım yaptım. İşte soru cevap tarzında bir şey bıraktım. Onu soru cevap olarak ayrı bir video çekeceğim, zaten böyle detaylı konuştum. Ama bu videoda şundan bahsetmek istiyorum. Herkes bana özellikle yurt dışına nasıl gelebilirim, dil sorun olur mu? Gibi bir sürü soru sormaya başladı. Özellikle buraya yerleştikten sonra çok fazla bu sorular gelmeye başladı. Kesinlikle dil önemli arkadaşlar. Buraya geldiğinizde tabii ki kursa gidebilirsiniz. Ne bileyim, geliştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle. Çünkü Belçika'da İngilizce geçerli bir dil. Almanca biliyorsanız o da geçerli. Fransızca. Yani ana dilini sonradan da öğrenebilirsiniz. Buradaki çoğu insan zaten her türlü dili biliyorlar. Öyle söyleyeyim. Neredeyse herkesin bir 3-4 tane dili var. Ana dili gibi konuşuyor çoğunluğu. Benim size tavsiyem kesinlikle daha gelmeden Türkiye'deyken dil eğitimine başlamanız. Bu nasıl olur? Kursa gidecek zamanınız yoktur. Çalışıyorsunuzdur. Ne bileyim, çocuk bakıyorsunuzdur ve bir sürü şey vardır. Hazır bakımlarımı yapmışım. Şimdi ben de eğitimime geçeceğim. Bir saat falan günlük eğitimime böyle ayırıyorum. Şimdi ben de eğitime geçmeden size tekrardan böyle bir anlatayım istedim. Daha önce de bahsetmiştim zaten ben bu platformdan. Sorbil eğitim platformu arkadaşlar, bahsedeceğim yer. Çok uygun fiyatta bir şekilde eğitimlerin tümüne erişim sağlayabileceğiniz, 100'den fazla eğitimin olduğu ve 4 ana kategoride daha çok eğitimler. İşte yazılım, kişisel gelişim, dil, yabancı diller, işte kariyer geliştirme vesaire. Bunun gibi 4 tane ana kategorisi var. Bunun altlarında da yine bir sürü şey var. Mesela dil konusunu şimdi biz konuşuyoruz. Dil konusunda yine Almanca, İngilizce, Korece, bunun gibi bir sürü dil var. Yani saymakla bitiremem şu an. Sizin girip platformu incelemeniz lazım kesinlikle. Ve dediğim gibi bayağı uygun fiyatlı. Yani bir eğitim alabileceğiniz fiyata bir platformdaki tüm eğitimlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Aylık 49.90, yıllık 290 TL'ye ve sonradan eklenen eğitimler oluyor. Mesela onlara da erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani size şey demiyor, sen sadece İngilizceyi satın aldın ve İngilizceye bakabilirsin. Hayır, istersen yoga eğitimi al, istersen kişisel gelişim eğitimleri al. Yani bunun gibi bir sürü eğitim var dediğim gibi. Şimdi bilgisayarım açık, dediğim gibi ben de gireceğim ve heyecanlıyım. İngilizce çalışıyorum ben, biliyorsunuz. Burada ilk etapta İngilizce ile başladım. Mesela ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Buranın ana dili Flamanca ama ben sonra Flamancamı geliştirmek istiyorum. Çünkü herkes İngilizce biliyor ve benim ek dil olarak altyapım olduğu için İngilizceye ben odaklandım. Ama siz mesela hobi olarak da yine aynı şekilde başka bir dil öğrenmek istiyorsanız yine bunu da kullanabilirsiniz, yani bu platformu. Ve hani eğitimler tamamlandı. Bana bunu daha önce söylediğimde bunu soranlar çok olmuştu. Eğitimler tamamlandıktan sonra sertifika için ek bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ve CPD onaylı size yurt dışı kapısı açacak ve İngilizce sertifikalara sahip oluyorsunuz. Yani bunlar yine hani o eğitimi aldınız sadece dilinizi geliştirmek için değil. Aldığınız eğitimler burada yaşamaya başladığınızda, buraya yerleşmeye karar verenler için söylüyorum. Yine burada da işinize yarayacak. Yani CV'nize doldurabileceksiniz. Yazılım mesela aynı şekilde. Yazılım eğitimi alabilirsiniz. Yine yurt dışında, Türkiye'de hiç fark etmez. Yazılım hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Çünkü teknoloji geliştikçe gelişiyor, biliyorsunuz. Şimdi daha ufacık çocuklara yazılımı böyle öğretiyorlar. Hani adapte etmeye çalışıyorlar. O yüzden hani böyle yazılım mesela konusunda bir eğitim alıp burada yine onunla ilgili de bir şeyler yapabilirsiniz. Hani dilinize güveniyorsanız yine aynı şekilde. Hani ikisini birden de alabilirsiniz. Dediğim gibi o fiyata hem yazılım hem İngilizce eğitimi de alabilirsiniz. Tamamen size bağlı bir şey. Dediğim gibi Sorbil platformunun ismi. Aşağıya açıklamaya zaten detayları ekleyeceğim. Ve üstüne üstlük bu kadar güzel bir fiyatın üstüne benim ismimi, yani Sevim kodunu kullanarak bir de ek %20 indirim alacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence bu tarz bir şeyde yatırım yapabilirsiniz. Yani bir kahve fiyatına, gerçekten bir kahve fiyatına şu anda bir sürü eğitime sahip olabilirsiniz ve sertifikaya sahip olabilirsiniz diyorum. Ve hazırlanıyorum arkadaşlar. Biz çıkıyoruz. Bunu özellikle söylemek istedim. Çok sorun oluyordu. Dilinizi geliştirin. Çok güzel arka planımla, ama hava biraz soğuk, üstümden anladığınız üzere. Bugün hatta bir Instagram'da ufak canlı yayın yaptık ablamla birlikte. Orada şaşırdılar benim bunu giymeme. Ama burada ceketsiz çıkmak için uygun bir incelikte bu triko. O yüzden sıkıntı yok. Gene de hava çok kötü değil. Yağmurlu sadece şu sıralar. Neyse, hava durumuyla giriş yaptım. Belçika hava durumuna hoş geldiniz. Emre işten geldikten sonra ben bugün yemek falan yapmadım. Zaten dışarıda yiyeceğiz diye kararlaştırmıştık. Canım aşırı derecede Burger King istemişti. Burger yedik. Çok da iyi gitti. Bayağıdır da yemiyorduk. En son Gent'te yemiştik. Neyse, Action'a gittik. Birkaç bir şey aldık. Yine onları göstereceğim. Tuval aldım. Ben Emre'ye aldım. Böyle bu 2 bölmeli. Şöyle bakın çıt çıtlı. Buraya işte dedim ki hani tatlı türü bir şey koydum da, buraya da tuzlu bir şey koydum da. Ve şundan aldık. Size artık şöyle bir hızlıca göstereyim. Bu Belçika'ya hoş geldin kombine. Bunu giymeyeni dövüyorlar. Şaka bir yana. Böyle dedi boydan boya bana bir yağmurluk alalım. Bazen yağmurlu havalarda ıslanıyor çünkü. Sonra beyaz sprey boyam bitmişti. Bundan aldım. Birkaç prizim kaldı boyanmamış. Bir de vernik aldım. Bu tuvalle de çok güzel bir şey yapacağız bu arada. Belki bu videoda yaparız. Belki de ben onu Reels'a çekerim. Eğer bu videoda yapmazsam. Sonra şunlardan aldık. Daha sanırım devamı var. Bunlardan böyle biz gittikçe farklı farklı hani fazla sayıda alıyoruz. Ben bunlardan mesela 1. kata bir tane, 2. kata bir tane ve 3. kata bir tane asıyorum. Çok uzun bir sürede kokuyor arkadaşlar. Tanesi 1 euro zaten. Hani 1 euroya en az 2 hafta ev mis gibi kokuyor, öyle söyleyeyim. Hani spreyler gibi değil. Spreyi sıkıyorsunuz, o an kokuyor ve bir daha koku yok. Ama bunlar öyle değil. Bunlar her böyle bir esintide bir koku geliyor yani sürekli burnumuza. Sonra şöyle mini parfümlerden. Çok yanlış bir şey yapıyorum biliyorum. Çok sağlıksız ama. Bu cipsler peynirli. Bunlara ben bayılıyorum arkadaşlar. Özellikle edit yaparken bir güzel gidiyor. Fırçalardan aldım yine. Ben çünkü sürekli evde bir şeyler boyayıp bir şeyler yenilemeyi seviyorum biliyorsunuz. Bir de çok güzel bir renk aldım. Pebble Beach. Böyle zaten beach kumu renginde. Bunlar tuvalle ilgili. Sana da bir şeyler aldım. Gel kucağıma. Gel. Gel yanıma. Gel. Oh aşkım ah. Al bakalım. Bunu böyle party mix diye geçiyor. Bunu böyle ödüllendirmek için falan veriyorum genellikle. Şu an kucağımda. Oh. Koca göbek. Çok büyüdü değil mi arkadaşlar? Ufacıktı, ufacıktı. Şuna bakın. Kocaman oldu. Kocaman durmuyor. Git, git hadi. Bazen de öyle bir sırnaşık oluyor. Kendisi sokuluyor bana. Sonra şöyle bir set gelmiş. Action'da. Daha önce görmedim. Yani çantası var. Bak. At bunu travel yaparken kullan. Sonra içinde 4 tane törpü var böyle kağıt törpülerden. Sonra böyle set set yapmışlar bakın. Tırnak makası, makas. Tırnak eti ayırıcı, cımbız. Yine et temizlemek için. Ve böyle metal törpü. Ve böyle 2 tane tarak. Ve 2 tane de böyle kıskaç sokalardan. Tam seyahat boyu ya. Bayıldım. 53 parça varmış içinde arkadaşlar. Sonra şöyle tel toka. Minik. Şöyle fırça. 2 tane var içinde. Sonra şöyle ayna. Şöyle. Güzelmiş vallahi beğendim. Ama Action'ıma laf edenler bir aynanın konuşmasını beklediği için sabahları soracaklar çünkü. Ayna ayna söyle bana Belçika'nın en güzeli kim bu dünyada diye. Ayna da cevap verecek. Onlar öyle ayna bekliyor. O yüzden o beklentiye girenler Action'dan almasın. Sonra bakın içinden bu kadar lastik toka. Ve bir de ağzı yüzü biraz yamulmuş. Bir de böyle fırça tarak. Buna ihtiyacım yoktu normalde. Benim Tangle Teaser'ım var ama bu toplam set 4.44 euroydu arkadaşlar. Benim için önemli olan şu taraktı. Ben aslında tarağı arıyordum. Taraktan bulamadım. Sonra baktık böyle bir set yapmışlar. İçinde birkaç parça daha şey var benim ihtiyacım olan. Onlar da içinde var diye direkt bunu set halinde aldım. Sonra şunlardan aldım. Aşkım bunlar Action'daymış. Ben krivat zannediyordum bunları. Bunlar çok iyi arkadaşlar ya. Bunları kıyafetinizin üstüne direkt yapıştırıyorsunuz ve mesela kışın ben bunu düşünüyorum. Eve stok yapacağım. Mesela sırtınızın tam ortasına böyle kıyafetin üstüne, atletin üstüne yapıştırdınız. Üstüne kazağınızı giydiniz, üstüne ceketini giydiniz. İçinizde soba yanıyor resmen. Emre geçen taktık işte sırtına. Sabah çok serindi o gün. Bütün gün sıcacıktım diyor. Hani böyle vücut sıcaklığım yüksekti diyor. Ağrıyı da kesiyor bu sebepten dolayı. Sonra şöyle kaju aldım. Şundan bir tane daha çıktı bak. Bu çok güzel kokuyor. Bubblegum, sakız kokusu. evde çok güzel oluyor. Şimdi bakın Action'a böyle bir şeyler gelmiş. Ben bunu daha önce görmedim. İçerisinde yazıyor zaten. 23'e 9 santim, 16'ya 16, 9'a 9, 9'a 32, 16'ya 25, 23'e 32 boyutlarında. Farklı farklı. Şöyle göstereyim bakın, şurada var. Böyle çeşit çeşit organizerler. Hani bu şu an makyaj masaları, makyaj çekmecelerin için düzenlemek için kullanılanlardan. Böyle şeffaf plastik ama böyle yumuşak, yani çok şey değil. Şu içi kaymaz silikon yapmışlar böyle. Buraları da aynı şekilde. Yani çekmeceyi açıp kapattığınızda da kaymayacak. Çok beğendim bunları. Şu an makyaj masam yok. O yüzden yapamayacağım ama makyaj masam geldiğinde bunlardan direkt set yapacağım. Ama direkt çekmecenin içerisini ölçüp alacağım. Full yapacağım çekmecenin içini. Şimdi bunları ben mutfak çekmecesi içine aldım. Zaten burada da bakın koymuşlar, böyle kaşık falan gösteriyor. Mesela ben bir de şu boyutlarını aldım. Yine 3 tane bundan, 3 tane bundan aldım. Bu da böyle tam kare. 16'ya 16 santimlik. Sonra vernik aldık. Bu mat vernik. Demiştim size bu gri dolabı falan yapacağım diye. Onun üstüne yapmak için aldık. Sonra şundan aldım. Yine tuvalle alakalı. Konuşamadım. Sonra şöyle küçük mumlardan aldım. Bu mumluğumuz vardı ya, ince uzun, onun içerisine. Vanilya kokulu, çok güzel kokuyor. 2 dakikada lavabo sökücü. Ve bunu kullanmadım daha önce, bilmiyorum güzel mi ama Action'ın kireç sökücü de diyebiliriz. Ben çünkü elimdeki bütün kireç sökücüleri bitirdim. Neden? Bu fayans aralarındaki şeylere sıktım. Böyle 5 saniye falan beklettim arkadaşlar ve fırçayı bastırmadığım halde tertemiz yaptı. Ve bembeyaz oldu dediğim gibi. Sonra şöyle retinol kremi aldım. Bu şeye benzettim ben bunu. Bizim Türkiye'deki Cream Co. markası var ya. Çünkü ucuz da değildi. Orada 1-2 euroya da krem vardı. Bu gene 4-5 euro vardı herhalde. Başka ev dekoru için bir şeyler aldım. Onları göstermeyeceğim. Onlar artık eşyalar falan geldikten sonra, dekor yaptıktan sonra sürpriz olsun. Burada göstermiyorum. Onları konumlandırdıktan sonra, hani nerelere koyacağımı daha karar vermedim. Koyduktan sonra o zaman görürsünüz. Onları göstermeyeyim dediğim gibi. Action ve dekorasyon alışverişi yaptık, geldik. Aşırı uykum geldi benim de. Kahve yapayım mı sana? Yoksa yapmak ister misin bir saat? Yok aşkım, ben yapıyordum şu an kahve. Seni yerim. Ben kahve koydum da şu anda. Seni yerim. Uyumamam lazım ya. Sonra gece tekrar yatamıyorum. Sabah erken kalkıyorum çok. Yani yapabiliyorum, kalkabiliyorum. Hani adapte de olabiliyorum ama bünyeye zarar yani. Emre Bey. Siz de sabah 5, akşam 5 robot hayatı yaşayan gurbetçilerden mi oldunuz? Burada hayat yok. Herkes robot gibi. Yok öyle değil arkadaşlar ya. İstediğiniz gibi yaşayabiliyorsunuz yani. İşine bağlı bir de. Tabii ki ya, bir de işine bağlı. Emre mesela şu an saatlerini kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Sabah 5'te gidiyor ama 10'da da gidebilir Emre işe. Tabii. 12'de de gidebilir öyle. 5'te gidiyorum ki hani 1'de 2'de mesela işim bitsin diye yani. Evet. Ondan dolayı güzel yani. Böyle. Zaman kalıyor. Sana zaman kalıyor. Bir de alıştırma yapmış oluyorsun. 5'te kalktığında hani yarın bir gün sen kalkarsın artık. Ben uyumam. Başında beklerim. Biliyorsunuz ben uyumam. Seni yerim ya. İyi o zaman. Sen beni bekliyorsun şu an kahve makinesi ses yapmasın diye. Tamam. Epey bir ses yapıyor. Rahatsız olursunuz o yüzden. Tamam. Bay bay. Bay bay. Evet, bu yeni aldıklarımı yıkayacağım arkadaşlar. Bunlar plastik ya, elimde yıkayayım diyorum. Sonra da hemen kurulama bezleriyle kurular. Çekmeceyi birlikte yaparız. Birkaç parça bir şey daha almıştım. Onları da yine yıkayacağım. Şu beni çok sinir etti. Bunlara niye naylon yapmıyorlar ya? Yani plastik tarzı böyle. Gidiyorlar kağıt harcıyorlar. Plastiği dönüştürüp şuraya etiket yapabilirlerdi. Baksanıza şuna. Kurutma makinesi falan tutmam lazım. O da yukarıki katta, hiç uğraşasım gelmedi. Buna birazdan bakacağım. Önce şurayı bir toparlayalım sizinle birlikte. Şöyle komple şu temizleri kaldıracağız. Yaktın mı beni hain? Tiryaki ne oldu yarın? Evet, şimdi bu öncesi arkadaşlar. Bakın arkalara gidiyor. Burada rendemin böyle bir değişik bir şey vardı. Almanya'da almıştım. Onun falan takımı burada. Şunları yeni almıştım. Yıkandı. Buraya koydum. Şunun takımı yine aynı şekilde. Burası falan böyle karışık. Çünkü sadece bu vardı. O da bunun üstünde duruyordu. Şunları falan tamamen şimdi aşağıya koyacağım. Burada sadece kaşık, çatal. Buraya da sadece uzun bıçakları koymayı düşünüyorum. Bunları yıkadım, kuruladım. Gördünüz zaten. Bunları yerleştirelim. Arkadaşlar şu üçü tam geldi. Bunu aklımda tutuyorum. Bundan da 2 tane alıp burası kadar da büyüklükte olan vardı. Mesela öyle alsam yine tam olacakmış. Bunları yan koydum. Şimdi de böyle dikey koyup buraya bir şey sıkıştırabilir miyim diye bakacağım. Aslında böyle oldu ama burası yine boş kaldı. Ya da oraya yine bundan, şu karelerden bir tane daha alsam, arkaya bir şey koymasam da olur, yetecek. Evet, son olarak böyle oldu arkadaşlar ve bakın en güzel olay şu. Zorluyorum ama kaymıyor. Çünkü dediğim gibi altları kaydırmazlı böyle. Şu keşke şuraya sığsaydı, süper olurdu ama böyle kaldı. O yüzden bunu kullanamıyorum. Bir gözüme batıyor ama neyse, şu an çok düzgün oldu. Hatta boş bile kaldı. Burada sadece böyle hani süsleme için bir şeyler vardı. Bunlar Almanya'da almıştım. Eşyalarımın arasında sıkışmış. Bu bile buraya geldi, düşünün. Buraya böyle ıvır zıvırları koydum daha çok. Bu soyacağı aslında hiç beğenmiyorum. Benim Pierre Cardin'in bıçak setinden bir soyacağım vardı arkadaşlar. Çok güzeldi. Ama onu da ben kırdım. O yüzden yenisini alacağım. Bu Action'da bulamadım bundan. Bu güzel kesmiyor. Bu işte rende takımının devamı. Buraya yine böyle chopstickler, işte pipetler vesaire koydum. Buraya böyle sadece bambu, kaşıklar ve tereyağlıkları koydum. Arkada da böyle işte pizza keseceği, spatula, maşa. Bunun içerisinde de biraz önce gördüğünüz tamamen pasta malzemesi için o krema sıkacağı olan var. Burası da zaten bildiğiniz gibi işte buraya sadece bıçaklar yaptım. Buraya da böyle sadece tahta olarak büyük maşa, işte anladınız siz, onları koydum. Burası da daha düzgün oldu şimdi buraya da bir şeyler ekleyince. Böyle bitti. Evet, bayağı gecenin 1'i oldu arkadaşlar, şu an saat. Ben henüz yatmadım. Zaten yatmıyordum ben normalde de bu saatlerde ama bugün bir de misafirim vardı şimdi. Ay, saçımız parlıyor. Ezo, annesi, kardeşi bizdeydi. Böyle kahve içtik, sohbet ettik falan. Güzel bir 2-3 saat geçirdik. Emre çoktan yattı bile. Ben de işte mutfağı topladıktan sonra dediğim gibi onlarla oturdum. Bayağı güzel geçti zaman. Zaman nasıl geçtiğini de anlamadık. Yani sohbeti açtı. Şimdi de birazcık kitap okuyacağım ve sonra da yatmayı düşünüyorum. Zaten 2-3 saat sonra da Emre kalkacak. Aslında bilmiyorum, belki de yatmam. Belli olmaz bana. Dün de tırnaklarımı çıkartmıştım bu arada. Bir süre evin işleri en azından bitene kadar protez yapmayı düşünmüyorum. Çünkü kırdım biliyorsunuz. Öyle. Mesela şu an hava çok sıcak oldu arkadaşlar. Gündüz bayağı serindi yani bana göre. Yani çok serin değildi de dediğim gibi hani üşütmezsiniz de, sıcak da değil. Ama şu an aşırı sıcak. Terliyorum yani, öyle söyleyeyim. Neyse, yeni kitaba başladım. Bunu yanımda gelirken getirmiştim ama bir sürü daha kitabım var aslında. D&R'dan en son bir al ikincisi %50 indirim tarzında bir indirimden yararlanıp bayağı bir kitap almıştım. Bir 5-6 tane almıştım diye hatırlıyorum ama onlar Türkiye'de kaldı. Artık gittiğimde bilmiyorum kaç bavul yapacağım yine. Aslında bir tur şöyle arabayla bir sıla yolu yapsak Emre'yle güzel olacak, bir Türkiye yapsak. Büyük de bir araba lazım bize. Oradaki aklımda kalmayacak olan, önemli olan, burada yerini dolduramayacağım şeyleri getirmek istiyorum özellikle de. Bayağı da bir şeyim var aslında. Bilmiyorum bakalım ne yapacağız. Öyle, bugünlük bu kadar. Artık yarın görüşürüz. Yarın bakalım neler yapacağız. Evet, ertesi gün oldu arkadaşlar ve ben prizleri boyamaya başlıyorum. Yani birkaç priz kalmıştı zaten boyanmayan. Bu salonda olan. Önce şu boyaları çıkartıyorum şöyle. Güzelce temizleyip sonra da boyayacağız. Vernik ve boyamız hazır. Kağıt bandımla da etrafını kapatacağım ve boyayacağım. Bir de onun dışında şu var, bakın bu da boyanacak. Boyalar Allah'tan hemen çıkıyor. Şöyle etrafına güzelce bantlıyorum. Aynen bu şekil bantladım. Çok fazla duvara yapıştırmıyorum boyayı kaldırmamak için. Güzelce sallıyoruz. Ve hazır. Şimdi bu kuruyacak. İkinci kat beyazını tekrardan sıkacağım. Sonra da üstüne vernik. Ve bakın ansızın sizi nereye getirdim arkadaşlar. Ikea'ya geldik. Gent'tekine geldik şimdi. Öyle biraz bakınacağız. Fikir edinelim dedik. Burada neler var? Yani Ikea genel zaten de. Yani böyle mobilya tarzı falan bakacağız şimdi yine burada da. Belki sadece bir tane bir şey bile olsa buradan ek alabiliriz diye. İlk olarak askı aldım arkadaşlar. Böyle kırık kıcık bir şeyler de lazım. Bunlardan da alacağım. Şu renk mutfaklar çok hoşuma gidiyor. Şimdi benim de işte boyadığım gri böyle biraz bebe mavisine çalıyor mesela. Bu da böyle su yeşili, çok güzel. Biraz gezdik, bir sonra aşağı inip yemek yiyeceğiz bir de arkadaşlar. Mesela şurası çok tatlı. Beğendim. Bu renkler de çok güzel. İnsan evinde hayal edemiyor ama işte burada görünce gerçekten güzel olduğunu fark ediyorsun. Şu sete bayıldım arkadaşlar. Ya derinin rahatlığıyla alakalı hiçbir fikrim yok bu arada. Çok fazla kullanmadım ama Rico'dan dolayı hiçbir zaman alamayacağım gerçeği. Çok güzelmiş ama gerçekten şu set şöyle komple bizi yansıtıyor mesela. Emre yine yataklara yattı, tek tek denedi. Ama yok. Bunlar değil mi? Hep yaylı böyle çok. Ve İyi değil. Evet. Şu zamana kadar hep yaylılarda yattık ya, yatmıyormuşuz. Değil mi? Bak girişe şöyle bir şey olabilir işte aşkım. Onların böyle inceleri oluyor ayakkabılık için falan. An itibariyle sıraya girdik arkadaşlar. Bekliyoruz şu an. Bayağı da yemiyorum, ben şöyle özlemişim. Ablam da paylaşmıştı geçenlerde. Bayağı tekrardan bir canım istemiştim. Burada bir de değişik böyle midyeler falan var. Bakalım. Belki Emre bir çılgınlık yapıp midye söyler. Ama hiç ben bir ses... İçi boş ki. Pirinç yok. Somon söyleyeceksin gibi geliyor. Köfte söyleyeceğim. Köfte mi? Hı. Riske girmeyeceksin yani. Evet. Okey. Burada bir yemek var ama broket. Kıpın broket. O direkt bak Belçika şeyi herhalde. O ikisi arasındaki kararsın. Ben direkt İsveç köfte. Ekler de bak bugün 3 liraya düşmüş. Evet, benim İsveç köftem ama bu Almanya'dakinden, Türkiye'dekinden biraz farklı oldu arkadaşlar. Çünkü buraya reçel koymuşlar ya. Reçel ne alaka? Görsem ben görmedim de koyarken ya. İstemezdim. Neyse sonra şöyle bir salata tabağı yaptık. Emre de böyle tavuklu ve sebzeli bir tabak aldı. Çok iyi gidiyor ama özlemişim yani, ama şu benim çok moralim bozdu. Ne alaka yani? Gezemedik. Ikea kapandı arkadaşlar. Biz yemek yedik ya, o sıra Ikea kapandı yani, saat 9 oldu. Bunu aldım, bu biliyorsunuz tezgah üstüne, inşallah da olur, ölçmedik hiç valla. Bir de şöyle birkaç parça bir şeyler aldım, onları artık eve gidince gösteririm. Evdeyiz an itibariyle. Neler aldım? Hemen hızlıca göstereyim çok üstünde durmadan. Şu kilitli poşetlerden aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten klasik Ikea'nın. Almışım 2,5 litrelik de 1,2'lerden almışım. Sonra şöyle çırpıcım yoktu. Bundan aldım. Bu da büyük ama bunun küçüğü de lazım. Dediğim gibi gezemedik çok detaylı. Sonra şöyle set aldım. Sonra şu mantarlardan aldım. Bunlar yine çaydanlık altlığı, işte tava, bir şey ısıttınız. İyi oluyor. Bir de askı aldım. Bu kadar. Çünkü biz sadece showroom kısmını gezebildik. Bunları da showroom kısmından alabildim. Aşağıdaki kısma hiç giremedik. Yani yemek yemekten indik. Direkt dediler ki yasak. Direkt çıkışa yönlendirdiler. Artık başka zaman aşağıya gideriz. Ama böyle Ikea'dan çok fazla mobilya almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Mobilyacılardaki mobilyalar daha güzel gelmeye başladı gözüme. Ikea'dakiler çok düz ve ne bileyim böyle çok klasik oldu artık ya. Hani herkesin evinde gördüğüm şeylermiş gibi geliyor. Ama mobilyacılardakiler öyle değil. O yüzden oradan alacağız yani, mobilyacıdan alacağız. Yani Ikea'ya artık şey için giderim, böyle aşağıda sadece dekor, bitki falan almak için giderim. Arkadaşlar değişikliği burada yapmadım. Çünkü burada istediğim sonucu vermedi. O yüzden bu köşeye yaptım. Bence çok güzel oldu. Ya ben bunu zaten normalde kesme tahtası ama şu kahve kapsül yaparken dışarıya böyle kahve damlaları çıkıyor ve şu beyaz tezgah onu emiyor. Sadece ama sadece domestos falan çıkartıyor. Aceli hani şeyler çıkartıyor. O yüzden ben onun altına böyle denk gelecek şekilde bir şey istiyordum. Yani şurada da olursa dedim hani en azından tost falan yaparken de kullanış için hani güzel olur. Ama tost yaparken işte şu tahtalardan kullanırım. Burası da bu şekilde kalsın diye düşündüm ve çok güzel oldu diye düşünüyorum. Hemen bambumu da oraya koydum. Şuraya da bir tane ufak böyle tablo falan asarız. Burası tam böyle ufak bir kahve köşesi olur. Nasıl olmuş sizce? Bambu aşkına. Bambu zehirlenmesi. Yanında da bambu. Bunlar da bambu. Tatlı oldu diye düşünüyorum. Bu tabii makine falan değiştirmeyi düşünüyoruz zaten ama bakın şurası boşluk kaldı mesela. Neyse şimdilik böyle. Yağlarım da bitmiş. Onları da doldurayım. Sonra artık mutfaktaki işim bitiyor arkadaşlar. Mutfak mesaimizin sonuna geliyoruz. Bunlar da yine Ikea'ydı bu arada. Almanya'dan almıştım. Birkaç kişi sormuştu yağdanlıkların diye. Söylemiş olayım. Birine zeytinyağını, birine de ayçiçek yağını koyuyorum. Ondan bir tane daha almak istiyorum bu arada. Böyle masa için. Hani yemek masasına. Birine limon suyu. Birine de nar ekşisi koyup hani ikisini bir sofraya koyduğumda insanlar kullanabilsin hani misafirlerim geldiğinde diye düşündüm. Hazır. Yağmurlu bir cumartesi günü ve yine ben. Şimdi arabayı park ettik. Gent'teyiz. Gent'e geldik. Ama buradakilerin söyleyişiyle Hent. Gent demiyorlar buraya. Hent diyorlar. Neyse. Böyle gezeceğiz hani aktivite yapalım, kafede falan oturalım, bir kahve içelim falan diye geldik. Şimdi yürümek istediğimiz için biraz uzağa park ettik ve Centrum'da da parkingler hep aşağı katlarda falan böyle. Bu hafta sonları da Gent'te genellikle otoparklar dolu oluyor. Bir keresinde bir 2-3 kere girdiğimiz çıktığımız var yani yer bulamadığımız için. Dışarıda da zaten park biraz sıkıntılı. Yani şehir merkezlerinde sıkıntılı kısacası. O yüzden Centrum'a değil direkt biraz böyle bir 10 dakika yürüme mesafesinde bir uzaklığa park ettik. Hem dedik yürüye yürüye böyle Gent'in sokaklarını da keşfedelim. Çünkü hiç yürüyerek gezmedik. Hep arabadan indik, Centrum'da gezdik. Hep geri döndük. Evet arkadaşlar şimdi Türk marketine geldik. Şöyle manav bölümünden başladık. Gent'te burası bayağı büyükmüş. Biz de bayağıdır böyle alışveriş yapmıyorduk zaten. Dedik gelmişken alalım. Öyle şimdi kivi alayım. Bayağıdır kivi de yemiyoruz. Buradan şimdi bir şeyler alacağız. Artık eve gidince onları size göstereyim. Arabaya çıkacağız çünkü gezeceğiz. Bu şeyler var. Bir sürü. Mesela burada bir sürü. Mesela ben bunu çok seviyorum. Mesela burada soslar var. Bir de aradığım portörü buldum arkadaşlar. Ya şunu bulamıyordum hiçbir yerde. Evet. Şimdi kasaya geldik. Bayağı eksik olan her şeyi aldık. Şöyle su falan da aldık. Evet anlat bakalım. Nasıl fısırdım? Hani şey oluyor ya mesela düğünde yemek yiyorlar böyle kamera çıkınca böyle bir anda toparlanıyorlar onun gibi oldu. Bunları kızartacağız. Ne bunun adı? Cordon bleu. Cordon bleu. Sonra patates kaynattık, püre yapacağız. Aynen. Bunlar ne için? Bu sosu için. Tamam. Bu da yani krem ekleyip krema haline getireceğiz. Hangisini? Püreyi. Sosu. Ha. Ve bu sosu et ve patatesin Ya sen niye böyle şeyler hoşlanıyorsun? Bak mis gibi kuru fasulye. Bak mis gibi kuru fasulye yapmışım burada. Oh. Tamam burada yavrum. Tam olarak şurada. Büyük mü küçük mü? O yetecek mi? En büyüğü o. Kısıtlı sayıda eşyam var malum. Buna bile şükür. Evet. Şöyle bir şey. Ay büyük bir kızım var. Evet. İçinde salam ve peynir var. Bunu ortadan kestiğin zaman o peynirli o salam eriyor. Of. Üstüne de o sos çok güzel bir tane. Akışkan. Bu hazır olanım evde yapılan da var. He. Ama en pratiği bu. Bence de. Evet. Çünkü ben evde yaptım. Bazı taraf açık kaldı, açık kalmadı. He, dağıldı. Böyle, aynen. Ama o zaman da daha güzel, daha taze. Evet, evet. Bu güzel. Ben bunu yazdım aklıma. Yaz. Sen evde bulabilirsin bunu. Şeyde falan da var Türk böyle. Türk marketinde var. Her yerde var bu. Okay. Gent'tekinden aldık ama bütün Türk marketlerinde varmış. Ben de ne aldım bakın. Her yerde buluyorum kuru Mehmet Efendi. Ben bunları da şöyle hazırlayayım. Şuraya şu Türk kahvesi üstüne ekleyeceğim. Evet bunlar oluyor arkadaşlar. O sırada ben de patatesleri kabuğunu koydum. Şimdi bunu ezeceğiz. Bunun içerisine tuz, karabiber falan mı koyuyorsun? Tamam benim yaptığım gibi. Ben bunu yapayım o zaman. Sen de bunları hazır et. Aynen bu iş ben. Merak ettim hocam, şu an tadını. Küçük mü bana? Bana nasıl? Hayır hepsi aynı. Öyle mi? Evet evet, büyük küçük yok. Ben de ilk başta öyle sandım da değil yavrum. Öyle şimdi yapacağız. Ama sen hızlansın mı istiyorsun? Evet evet. 14 iyi bence ya. Biraz benim tava da şey, altı çok oval. Yapışık olsa direkt cama. Gözlerimin altı artık gülmekten ve tabii ki akşam olmasından dolayı akmış vaziyette. Neyse ki ışığım güzel. Biraz önce Ezolara gittik. Yani biz de yemeği yedik. Sonra biz Ezolara gittik. Ezo'nun annesinin doğum günüydü. Onu kutladık. Neden bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Sizinle birlikte onu boşaltalım. Şu ortalığı bir toparlayalım. Sonra diğer bulaşıkları da yıkayalım. Ve bugünü bitirelim diyorum. Öncelikle bardaklar. Evet, şurada sadece ufak bir tatlım ve buz kabım var. Onu birazdan dolduracağım. Öyle toparladım. Süngerlerini de suyunun akması için buraya koydum. Sonra aşağıya buraya dolaba kaldırıyorum. Burası gayet derli toplu oldu. Bu arada bakın, burada yaşayanlar varsa, normalde buradaki baklavaları ben çok fazla beğenmiyorum ama Gent'teki o Türk marketinden bunu aldık. Tam ismini hatırlayamamıştım ama bakın, Tevhid Market. Beğendik, gayet güzel bu. Dondurucu bölümünde, yani kasap falan olan kısmın ilerisindeydi, böyle baklava kısmında yapmışlar. Gayet güzeldi. Bu arada onun dışında şu arttı. Bunu da bayağı beğendik. Böyle soslu falan, hani güzel. Flaman usulü. Benim kuru fasulyem de arttı. Neyse. Ve ben marketten aldıklarımızın hepsini yerleştirdim. Ama dağınık bir şekilde yerleştirdim. Onları da yine düzelteceğim. Burada şeftali var, canım çok şeftali istedi. Şeftali aldık. Emre mesela böyle jalapon turşusu almış. Çok seviyor biliyorsunuz. Sonra meyve suyu. Burada gördüğünüz gibi pırasa. İşte kaşar peyniri. Yani size gösteremediğim için şöyle üstünkörü gösteriyorum sadece ama dolabı doldurduk diyebilirim yani. Burada da daha çok böyle işte dereotu, salatalık, tereyağı. Buraya Emre kiriyi koymuş. Poşetlerini hemen koyduk, hani en azından sünmesin diye. Ama bunları ben ayarlaması yapacağım. Sonuç peynirden aldık. Umarım güzeldir ya. Burada gerçekten peynir seçmek çok zor arkadaşlar. Şöyle 3 tane. Onlar yani tek sıra halindeydi. Biz direkt üçlü bir şekilde aldık. Bunları aldık işte, şöyle zeytin falan aldık. Bu tarz bir alışveriş yaptık. Yine aynı şekilde işte dondurucuya da bir şeyler attık. Mantı özellikle çok özlemiştim. Mantı aldım ve bir de Superfresh'in kruvasanından aldım. Göstereceğim dedim, gösteremedim ya, içime dert oluyor. O yüzden üstünkörü göstereyim dedim. Çünkü neden gösteriyorum onu da söyleyeyim. Tabii ki hem içerik olarak, yani market alışverişi içeriği olarak düşünebilirsiniz. Hem de bu çevrede yeni yaşamaya gelenler veya benden önce gelen bile var. Hani böyle benim söylediğim bir yeri sonradan diyor ki, aa sevmiş de bilmiyordum. Hani senden sonra ben de gittim aldım falan diye atıyorum. Bunlardan dolayı böyle hani size faydalı olabilmek açısından bu tarz şeylerin, yani Türkiye'de satılan her şeyin satıldığı Türk marketi. Almanya'dayken bana çok yazıyordunuz mesela, Sevim Türk marketine gitsene, niye işte sürekli yabancıların marketlerinden alışveriş yapıyorsun diye. Bu arada yabancıların marketlerini de seviyorum. Ürünleri de gayet güzel ama insan bazen gerçekten Türk markalarını ve Türkiye'de üretilen şeyleri arıyor. Mesela ben gerçekten buradakilerin peynirlerini çok fazla beğenemiyorum ve ben gerçekten peynir gurmesiyim. Yani çok severim her çeşit peyniri ama özellikle tulum peyniri ve ezme peynir ince çizgimdir. Burada da o kültür yok. Çok değişik peynirler yiyorlar. Çok çeşit var ama hepsini denemem imkansız. Benim için en uygun olanı bulana kadar büyük ihtimal ona bir aylık market alışverişim kadar para harcamam lazım peynire sadece. O yüzden risk atmadan Türk marketinden mesela bu tarz şeyleri almak istiyorsanız alabilirsiniz. Dediğim gibi Almanya'da bana çok yazan oluyordu. İçim gidiyordu gerçekten. Çünkü benim olduğum yerde Türk marketi yoktu. Husband'ımın hazırladığı kahvaltıyla uyandım arkadaşlar. Çok güzel kahvaltı hazırlamış. Ben de o sırada kalktım zaten. Editimi falan hemen bitirdim. Şimdi özlediğimiz bir kahvaltı. Kruvasan eşliğinde güzel bir kahvaltı edeceğiz. Tam da şu yağmur manzarasına karşı. Arada bir yağıyor, diniyor. Değişik bir hava var. Gece çok fazla yağdı. Böyle pazar sabahımız bu şekilde şu an. Orada beni izliyorlar. Beni fark ettiler. Neyse, Rico görmesin. Önemli olan bizi görsünler. Evet, kahvaltının edildiği günün akşamı oldu arkadaşlar. Biz evde bugün yapılacak olan diğer işleri yaptık. Ama artık bence sıkılmışsınızdır diye çekmedim. Niye tavanı çekiyorum? Tavan boyandı. Bu şeyler avize boyandı. Bunu sprey boyayla gri renge boyadım. Çok güzel oldu. Bunları bir de böyle tavana yansıttık ama aşağı yansıtınca aşağıya daha çok aydınlatıyor ama böyle yukarıdan aşağıya yansıması daha hoşumuza gitti. Bu arada tavanın ikinci katına attık. Şu an daha böyle yavaş yavaş kuruyacak. Ve buraya ne yaptık bakın. Burada bir ufak değişiklik oldu. Çok böyle açık renk oldu burası. Dedik ki buraya bir hava katsın. Bunu petrol mavisiyle çerçeve yaptık. Şimdisini hatta bantlarını sökebiliriz diye düşünüyorum çünkü kurumuş tamamen. Ay güzel oldu. Pencere gibi oldu. Ve başladım. Güzel. Çok fazla kaymamış. Şuna geçelim bakalım. Şunu bir sökelim, öyle konuşalım. Çok zevkliydi. Çok güzel oldu. Aynada bazı yerlerde boya izleri var. Onları sileceğim. Bu da size öneri olsun. Eğer ki aynanın arkasını boyamak istiyorsanız önce boyayıp sonra yapıştırın arkadaşlar. Biz normalde boyamayı düşünmüyorduk ama çok dediğim gibi böyle bir boşluk, bir sadelik oldu. O yüzden boyamaya karar verdik ve gerçekten çok güzel oldu. Ben artık günlük hayattaki aktivitelerimden birini yapmak istiyorum. Makyaj fırçalarımı yıkayacağız birlikte. Katı sabun almıştım onun için. Şimdi o yüzden banyoya gidelim, onu yapalım. Zaten en çok kullandığım fırça bu. Ve hepsi tertemiz oldu arkadaşlar. Mis gibi. Bakın süngerlere bir tane leke dahi yok. Bakın. Ufacık bir leke bile. Bu katı sabunla yıkama olayı gerçekten çok mantıklı. Yani en çok kullandığım bakın bu. Ve bayağıdır kullanıyorum bu fırçayı. Bayağı uzun. 2 sene falan oldu herhalde. Ve ben sürekli düzenli yıkadığım için böyle hepsi yeni gibi kalabiliyor. Real Technique serisi de bayağı iyi. Onu da öneririm. Neyse bugün burada bu şekilde vedalaşalım. Yarın artık kendime de bir bakım yaparım güzelce diye düşünüyorum. Bugün çok fazla kendime bakım yapacak bir pazar günü değildi. Tabloyu yapamadık. Onu artık bir sonraki videoda yapacağız. Çünkü ona henüz zaman bulamadım açıkçası. Böyle. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın gitmeden. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini hep ekliyorum. Instagram adresime direkt tıklayarak gidebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.